Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel aydınlık insanları, herkese günaydın efendim. Yeni bir günü karşılıyoruz. Bugüne dair de ben Nazar Erişkin. Önümüzdeki yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Yoğun gündem maddeleri arasında biliyorsunuz akıyor. Bu hafta hızlı geçti. Hele benim için çok hızlı geçti. Şimdi Ankara, Lefkoşa-Ankara hattında bir gerilim. Onun dozu acaba düşecek mi birazcık tansiyon derken? Yeni gelişmeler ve o gelişmeler ışığında yeni açıklamalar. Maraş'la alakalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı davetli değil ama hükümetin iki ortağı konuşma da yapacaklar. Dolayısıyla şimdi farklı bir tartışma var Maraş gündemimizde bir kez daha. Onun haricinde ise hani asgari ücreti falan konuşacakken, birazcık daha bunlar gündem maddesi olabilecekken, yaşanan bu gerilim ve yükselen tansiyonla birlikte oraya kanalize olmuş durumdayız. Böyle anıyoruz ve böyle geçiyor bu hafta. Manşetlere bakacağız efendim ilk olarak, ardından sosyal medya gündemine bakacağız. Enteresan yorumlar, enteresan tespitler var. Özellikle bu Maraş konusunda oradan aktarmak istediklerim var size. Saatler 8.30'u gösterdiğinde ise meslektaşım, çok sevdiğim Tümay Tuyan burada olacak. Dün köşesini paylaşmıştım sizinle. Birazcık böyle tansiyonun düşmesi için haklı selim davranmak gerekiyor. Ve farklı, özellikle de yüksek tondan yapılan açıklamaların böyle hassas süreçlerde sürece zarar verdiği aşikar. Ama şimdi ortada bir kriz vardı. Yapılan açıklamanın ardından hem Türkiye'den yetkililerden, siyasilerden gelen eleştirilerin dozunun yükselmiş olması ve yüksek perdeye çıkmış olması, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik eleştiriler şeklinde algılanmıştı. Şimdi önümüzde yaklaşık 60 küsür gün var. Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek ve bugün orada Mustafa Akıncı oturuyor. Belki oturmaya devam edecek. Belki adaylardan biri orada oturuyor olacak ve tüm bu yaşananlar, örneğin Maraş'la ilgili bir oturum gerçekleştiriliyor. Maraş konusu, kapalı Maraş konusu, bütünlüklü çözüm etrafında hep tartıştığımız, başlık olarak da geçen bir konu. Bizatihi Cumhurbaşkanı'nın yetki alanları içerisinde ve bununla ilgili bir toplantı gerçekleştiriliyor. Vakıflar, Taşınmaz Mal Komisyonu, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Türkiye'den gelen konuklar, vakıflar, herkes orada. Ama Cumhurbaşkanı davet edilmiyor. Dediğim gibi bugün orada Mustafa Akıncı oturuyor. Yarın bir başkası oturabilir. Mustafa Akıncı oturmaya devam edebilir ama ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı söz konusu olduğu için bu konu hassas konulardan bir tanesi. Buna değineceğiz birazdan. Sosyal medyada da bunun yankıları var. Onları aktaracağım ama manşetler zamanı diyelim. Şöyle hızlıca bir bakalım hangi gazetede neler var. 13 Şubat Perşembe günü Facebook canlı yayınımızda açıktır. Oradan da yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz ki çok değerli. Çok önemsiyorum onları. Paylaşın eleştirilerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi biz de aktaralım. Çok mutlu olurum doğrusu. Günaydın dileklerinizi de görüyorum. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Ve geçiyorum manşetlere, eğer siz de hazırsanız efendim, buyursunlar. Kıbrıs'la başladık. Logo yanında Fuat Oktay ve Abdülhamit Gül Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor şeklinde yansıtılmış. Az önce de ifade ettiğim o toplantıyla alakalı Kapalı Maraş'ta hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle Kapalı Maraş açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısı cumartesi günü yapılacak. Toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katılacak. Tıra çarptı, takla attı. Bugün Kıbrıs'ta gördüğümüz başlıklardan karşı şeride geçen salon araç tırla çarpıştı, ardından banketten düşerek devrildi. Güzel Yurt Lefke ana yolunda
dün sabah meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki Salih Koramaz hafif şekilde yaralandı denilmiş. Ucuz atlatılan bir kaza. Kasap hayvan hırsızlığından tutuklandı. Elif Hacet Uçar'a ait ağıldan 3 kuzu ve 1 koyunun çalınmasıyla ilgili kasap İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tutuklandı. Hayvanlardan 3'ü güzel yurtta bulundu, biri ise halen aranıyor denmiş. Korsan taksi isyanı bugün Kıbrıs gazetesinde. Kaçak taşımacılık nedeniyle zor günler geçiren ve işleri durma noktasına gelen Gazi Mausalı taksiciler eve ekmek götürmekte zorlanıyor şeklinde yansıyor. Sivil ya da kiralık araçlarla yolcu taşıyorlar denmiş. Gazi Mausa'da taksiciler korsan taksiciler nedeniyle isyan etti deniliyor haberin detayında. Bazı sivil araçların Dayu kampüsü içerisinden havalimanına yolcu taşımasına tepki göstermiş 100'e yakın taksici. Haksız rekabete dikkat çekmişler. Önlem alın diyerek yetkilileri göreve çağırmışlar Gazi Mausalı taksiciler. Korsan taksiciler ekmeğimizi elimizden almak istiyor. Önleyin, Dayu kampüsü içinde sivil ya da kiralık araçlarla yolcu taşındığına dair elimizde kanıtlar var iddiasında da bulunmuşlar. Az olan işimiz durma noktasına geldi diyorlar. Kıbrıs gazetesi ön sayfasından İdlib'e de yer vermiş. Göç yolları, defalarca sizinle paylaştığımız fotoğraflara benzer bir fotoğraf. İdlib'den 700 bin sivil evlerini terk ediyor. İç savaştan kaçıyorlar başlığıyla bugüne taşınmış durumdaydı Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında. Geçtik havadise, Akıncı'ya açık destek Havadis gazetesinde bugün başlıklardan biri. Birleşik Kıbrıs Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrını basın toplantısıyla açıkladı deniliyor. Akıncı'ya açık destek başlığıyla. YKP'nin ise önceliği acil çözüm için ortak mücadele denmiş. Yeni Kıbrıs Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8 maddede topladığı ilkeler çerçevesinde hareket eden adaylara destek vereceğini açıkladı. Önceliği ise acil çözüm için ortak mücadele olarak duyurulmuş bugün YKP'nin. Geçtik yeni artış 2 kilo et başlığına. Bugün asgari ücret konusu Havadis gazetesinde manşette. Asgari ücrete yapılan %5.9'luk artış. Ki hatırlayacaksınız, hükümet kanadı sürprizimiz var, sürprizimiz var demişti. Gelen zammın ardından da bu mu sürpriz şeklinde tepkiler, haklı tepkiler. Çünkü bu zamla birlikte işte şimdi Havadis detaylandırmış. Neler neler yapılıyor görelim. Asgari ücrete yapılan %5.9'luk artış, temel tüketim ürünlerine gelen zamların gerisinde, asgari ücretlinin daha rahat bir yaşam hayali de başka bahara kaldı deniliyor. Maaşın %40'ı kira. Elektrik faturası ayrı dert, kırmızı et hayal, anlamsız kaldı ara başlıkları. Hemen bakalım, eğer kirada oturuyorsanız, bir asgari ücretliyseniz, asgari ücrete gelen 174 liralık zammı, yani artışı neler neler yapabiliriz bakalım. İki kişinin asgari ücret aldığı 4 kişilik bir ailenin evine girecek toplam kazanç 6.264 lira oldu. Ortalama kira bedeli 300 sterlin olsa, o da ortalama, yani 300'ün üstünde de pek çok ev var. Ortalama 300 sterlinden hesaplayalım çünkü biz Türk lirası kazanmamıza rağmen döviz harcıyoruz biliyorsunuz. Nasıl döviz harcıyoruz? İşte kiralarımız, ev almak ya da ev taksidi, çoğunlukla hala tüm bu Türk lirasının değer kaybına döviz karşısında rağmen faiz oranları nedeniyle hala dövizle borçlanmayı tercih edenler var. Hal böyle olunca özellikle Türk lirası kazanıp döviz harcadığımız gerçeğine de dikkat çekmek gerekiyor. 300 sterlin olsa ortalama kira demiş bugün Havadis. Toplam gelirin %40'ı kiraya gitti zaten.
Kira bedelinden geriye kalan 3.924 liranın ortalama 800 lirası elektrik. Yaz kış çok fazla değişmiyor çünkü elektrikle ısınıyoruz. Yazında elektrikle yine o sıcakları atlatmaya çalışıyoruz. 800 de elektriğe gitti. 120 lirası da su faturasına ödendi diye düşünürsek diyor bugün. Kira, elektrik ve su giderleri toplam gelirin %50'sinden fazlası oldu zaten. Sırada gıda ve temizlik ürünleri var şeklinde bugüne taşıyor havadis. Ayda iki kez en ucuz fiyatlı ürünlerden bir alışveriş yapılırsa onu da aktarmış. Ne olur durum? Sadece temizlik alışverişi 1016 lira ediyor. Kilo fiyatı 85 lirayı bulan kırmızı et, kilosu 70 lira civarında olan dana kıymayı sofraya koymaksa asgari ücretli için neredeyse hayal denmiş. En düşük birim fiyatları baz alınarak yaptığımız temel ihtiyaç giderlerinin içinde benzin, yol ücreti, sağlık giderleri, tatil, sosyal aktivite falan zaten onlar yok. Çocukların okul giderleri gibi kalemlerinde olmadığının altı çiziliyor. Oysa asgari ücret demek ne demek? Hani tüm bunları zaten karşılayabiliyor olması lazım. Kirayı, faturaları, temel mutfak ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını bunların hepsini karşıladıktan sonra kış aylarında hele ki bu kadar salgının olduğu bu son 2-2,5 ayda çocuklu ailelerin hani hasta olmayan çocuğu yetişkinler de aynı şekilde eve girdiğinde ondan ona bulaşıyor zaten. Tedavi masrafları bunun içinde yok. Benzin masrafı bunun içinde yok. Yol parası bunun içinde yok. İki kişi eğer çalışıyorsa asgari ücretle tablo bu diyor. Gayet hani fiyatlar birazcık oynar. Örneğin 300 sterlin olmaz da kira 250 sterlin olur. Elektrik 800 gelmez de 500 gelir. İşte oradan artanlarla kıt kanaat belki bir şeyler yapılır ama asgari ücretlinin yaşam koşulu bu. Yani reva görülen bu. Dolayısıyla 174 liralık artış da zaten eridi gitti. Tüm bu zamlarla elde var. Sıfır oldu. Maraş toplantısına tepki diyor bugün Havadis gazetesi. Kapalı Maraş'ta Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Yardımcısı Özersay ve Türkiye Adalet Bakanı Gül'ün katılımıyla Kapalı Maraş açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Esen Dağlı davetli olmalarına rağmen katılmayacaklarını açıkladı. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürmen ise toplantının tüm demokratik teamüllere aykırı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Birazdan sosyal medya gündeminde Tufan Erhürmen'in açıklamasını paylaşacağım sizinle. Afrika'dayız. Akıncı'ya tepki geri tepti diyor bugün Afrika. Mustafa Akıncı'nın Kırım'ın ilhakı gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması ihtimalinin korkunç olacağı açıklamalarına tepki gösteren Tayyip Erdoğan, Akıncı'nın sözlerini çok talihsiz bir beyan olarak nitelendirdi deniliyor. Bu çıkış eski Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mücadelelerini de hiçe saymaktır şeklinde aktarmış bugün Afrika gazetesi. Erdoğan bir zamanlar Rauf Denktaş'ın da Türkiye'ye ilhaka karşı çıktığının farkında değil diyor. 34 yıl önce Denktaş da ilhak için Kıbrıs Türklerinin zararına olur demişti. Bugüne yansıyor. Zaten gelen tepkiler yani şaşırdığımız bir süreç. Süreci objektif analiz edebilen herkesin şaşırdığı bir süreç zannediyorum. Röportajın akışına baktığınızda, gelen soruya baktığınızda, verilen yanıta baktığınızda. Şimdi bu soruyu yanıtlamıyorum demek ya da çok saçma, bugün böyle bir gündem yok demek de o an verilebilecek cevaplardan biri. Ya da röportajın içerisinde verilen cevap da o cevaplardan bir tanesi. Bu hiç gündemimizde yoktur şeklinde bir açıklama yapsaydı da benzer yorumlar yapılabilirdi belki. Şimdi ilhaktan bahseden ya da bunu isteyen zaten kimse yok.
gelen eleştiriler bunun bir ihtimalmiş gibi değerlendiriliyor olması. Ama soru, işte ses kaydı da açıklandı ya, soru zaten kapsamlı bir soru ve öyle soruluyor. Yani o soruya cevap vermemek ya da gündemimizde yok deyip geçiştirmek, o da belki farklı yorumlara neden olabilirdi. Yani bu yorum meselesi çok açık ve burada gelen tepkilere bakıldığında, örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu çıkış eski Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mücadelelerini de hiçe saymaktır dediği, her iki isim de zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rauf Denktaş Cumhuriyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çok uğraşmış bir insan. Özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının burada özne olması için çok ciddi mücadeleler vermiş bir isim. Dolayısıyla her iki ismin de zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti için anlamı büyük. Denktaş'ın da bu anlamda ilhakla alakalı bunu savunması gibi bir durumun söz konusu olmadığını geçtiğimiz günlerde Vatan Gazetesi de manşetinden vermişti. Bugün Afrika'da aynısını hatırlatmış. Dolayısıyla hani hiçe saymak, mücadeleyi hiçe saymak noktası, o gelen tepki işte karıştırıyoruz dediğim. Yani ben buradan baktığımda karıştırıyorum o tepkinin neye geldiğini. Hani korkunç olur sözüne mi, bu soruya yanıt verilmesine mi hiç gündemde olmadığı halde. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları gündemde hiç böyle bir şey yokken gündemmiş gibi cevap verilmesi şeklindeydi. Buna tepki gösterildiği şeklindeydi. Tepkiler de karışık, kafaları da karıştırıyor doğrusu bu durum. Barolar Birliği reddetti denmiş Maraş toplantısı ile ilgili başlık. Kıbrıs Türk Barolar Birliği hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle kapalı Maraş açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılmayı reddetti denilerek yansıtmış bugün Afrika Gazetesi yuvarlak masa toplantısıyla alakalı haberi. Geçtik şimdi Göbek'ten görülen başlığa. Yarım asırlık yalan bitti diyor bugün. Afrika Ecvet Yusuf bugün defnediliyor demiş. Tekke bahçesinde saat 10'da düzenlenecek olan definde askeri tören olmayacak. Resmi makamlar davet edilmedi. Yaşar Ersoy'la Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları şehitlikte kısa bir gösteri sunacak. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, yarım asırlık bir yalanın ortaya çıkmasında emeği olan herkese sendika olarak teşekkür ettiklerini söylemiş. Eylem, Ecvet Yusuf'un ve hayatını kaybedenlerin kamyonlara doldurulup açılan çukurlara saygısızca gömülmelerini esefle kınarız demiş. Tüm bu konuştuklarımız arasında güme gitsin istemem önemli bir konu. Çünkü şehit ailelerinin çok ciddi kırgınlıkları söz konusu ve bunun giderilmesi, çünkü ailesinde şehit olanların yaşadıkları, onların kayıplarını ve duayla anmak için gidebilecekleri bir mezarın olması hissi, onun aslında kendilerine ait olmaması gerçeği, tüm bunlar travmatik, savaş yaşamış bir toplumun travmalarının halen bugün bu şekilde acı vererek ayyuka çıkan bu tarz gelişmelerle birlikte konuşuluyor olması yeni acılara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla tüm bu konuştuklarımız arasında gitsin istemiyorum, kaybolup gitsin istemiyorum. Ecvet Yusuf bugün defnediliyor. İsmini sürekli dillendiririz. Ecvet Yusuf önemli bir isim, simge isimlerden bir tanesi. Ve onlarca yıl sonra bugün ailesi bu defin işleminden sonra bilecek ki o mezar kendi şehitlerine ait. Çok acı bir gerçek bugüne taşınıyordu. Yeni Düzen'deyiz. Maraş toplantısına Baro'dan red başlığıyla bugün Yeni Düzen gazetesi duyuruyor. Kıbrıs'ta 1974'ten beri Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolünde kapalı tutulan ve hayalet kent olarak anılan Maraş, Türkiye Barolar Birliği'ne açılıyor. Kıbrıs Türk Barolar Birliği
seçim sürecinde düzenlenen hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle kapalı Maraş açılımı başlıklı toplantıya katılmayı reddetti. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esen Dağlı yeni düzene açıklama yapıp seçim sürecinde katılmayı uygun görmedik demiş. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı öğrendi. Cumhurbaşkanlığı makamları organizasyona yönelik bir bilgileri olmadığı gibi kendilerine herhangi bir davet yapılmadığını da açıkladı. Şimdi bu işte tüm bu konuştuğumuz hani teamüller burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek bir etkinlik, bir yuvarlak masa toplantısı. Hadi onu geçtim. Yetki alanlarına baktığınızda Cumhurbaşkanlığı'nın yetki alanları işte buradan programın başında söylediğim şeye geliyoruz. Bugün orada Mustafa Akıncı oturuyor. Yarın Ersin Tatar, yarın Kudret Özersay otursa ve Kudret Özersay'ın ya da Ersin Tatar'ın ya da Tufan Erhürman'ın adayların ismi fark etmez kazandığını düşünün seçimi, orada bir başkası oturuyor ve benzer bir durum gerçekleştiriliyor. Türkiye'den üst düzey katılım, buradan başbakan ve başbakan yardımcılığı seviyesinde katılım, kurumlar, kurumların başkanları, yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini düşünün. Ama birebir Cumhurbaşkanlığını ve yetki alanını ilgilendiren bir konuda Cumhurbaşkanlığının haberi yok. Davet de almadık diyor. İşte bu yanlış. Yanlışa yanlış demek gerekiyor. Dolayısıyla o yanlışa da buradan el birliğiyle destek vermek noktası gerilimi daha da arttıracak seçim sürecinde gibi görünüyor. Çünkü hükümetin her iki ortağı da hem başbakan hem başbakan yardımcısı orada olacaklar. Erhürman demokratik teamüller açısından doğru ve kabul edilebilir değil şeklindeki yorumuyla bugün Yeni Düzen gazetesinde de yansıtılmış durumda. Türkiye'den para gelmedi, gelmiyor. Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Samer Manavoğlu, Türkiye'den para gelmedi, gelmiyor. Geç kalındıkça Türkiye aleyhtarı konuşmalar yükselecek. Bu şekilde davranmasınlar. 170 milyon da gelmedi. Bu da çok sıkıntılı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti belki de bu ülkede Türkiye aleyhtarı sloganların çoğalmasını istiyor bugünlerde diye yorumlayabilirim demiş. Pek çok şekilde değerlendirilebilecek bir çıkış Gülşah Samer Manavoğlu'ndan. Özele maaş desteği Bakan Bahar'a kaldı açıklamasını yapmış. Hani sürpriz 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 asgari ücrete zam şeklinde gelmeyecek ama destek olacağız biz herkesin banka hesabına 3 ayda bir yatacak topluca denmişti. Aylık 200 liraya tekabül edecek bir destek asgari ücretlilere denmişti hatırlayacaksınız. Şimdi bahara kaldı diyor bugün Yeni Düzen özel haberinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Tuğcuoğlu asgari ücrete ek 200 liralık katkının Nisan veya Mayıs aylarında ödenmeye başlanacağının öngörüldüğünü kaydetti. Nisan'a Mayıs'a bir şey kalmadı. Sıkalım dişimizi bakalım. 200 liralık ek bir katkı sağlanabilecek mi gerçekten vaat edildiği gibi göreceğiz. Kıbrıs Postası Akıncı'nın beyanı çok talihsiz diyerek Erdoğan'ın açıklamalarını görmüş bugün. Yumuşak geçti deniliyor. Biliyorsunuz kimi kesimler Erdoğan'ın tepkisini merak ediyordu ve ne olacak diye beklerken yapılan açıklamayı da böyle bekledikleri gibi bulmayanlar da oldu. Bir de böyle bir durum var şimdi. Bir gerilim var. O gerilimden nemalananlar ya da nemalanmaya çalışanlar da var. Daha çok bunun köpürmesini isteyenler de var. Seçim dönemlerinde bunların olması doğal ama artık eskisi gibi değil işte siyaset, toplum ilişkisi. Artık her şey çok hızlı duyuluyor, yayılıyor. Bunun da etkisiyle belki herkes her şeyin ne olduğunu daha iyi görüyor. Analiz etmek noktası birazcık işte yapılamayan. Bir de o yapılsa birazcık daha
taşlar yerine oturacak gibi. Akıncı'nın beyanı çok talihsiz diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Kıbrıs Postası'nda logo yanından görülmüş. Çok talihsiz bir beyan şeklinde değerlendirdi Erdoğan. Bu çıkış eski cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mücadelelerini de hiçe saymaktır ifadelerini kullandı diyor. Kıbrıs Postası da görmüş bugün. Maraş'ta adımlar seçimden sonra atılacak başlığı bugün Kıbrıs Postası'nda manşet. Kapalı Maraş'ta hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle Kapalı Maraş açılımı başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacağı bugün gazetede belirtiliyor. Cumartesi günü yapılacak toplantıya Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Yardımcısı Özersay'la Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Gül de katılacak denmiş. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası'nda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantının sadece fikir alışverişi, beyin fırtınası olduğunu belirterek adımların seçim malzemesi yapılmaması adına Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra atılacağını, ancak bilimsel çalışmaların süreceğini söylemiş. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın seçilmeden önce Maraş'la ilgili adımlar atacağını söylediğini, ancak 5 yıl içinde bir adım atmadığını belirten Özersay, Cumhurbaşkanı seçilirsem Maraş konusunda 5 yıl önce neredeysem o vizyonla devam edeceğim ifadelerini kullandı deniliyor. Direkt uçuşlarla ilgili Boris Johnson'ın da talimatı var. Tatar İngiltere'de konuştu. Döndüğünde herhalde başlayacak direkt uçuşlar. Ersin Tatar'ın şaka bir tarafa temaslarda bulunuyor biliyorsunuz. İngiltere'de direkt uçuşlarla ilgili Boris Johnson'ın da talimatı var demiş. Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu Akıncı'nın açıklamalarını eleştirmiş. Kardeşlik bağlarını zedeledi demiş o da. Diyalog gazetesindeyiz. Asker çok iş, esnaf sevgililer günü nedeniyle %50'ye varan indirimle müşteri bekliyor demiş bugün. Sevgililer için hediyeler hazır. Esnaf fiyatlar güneyin çok altında demiş bugüne gelen manşet haberi gazetenin. MDP'nin adayı Doktor Fuat Türköz Çiner oldu 7 şeklinde görüyor bugün diyalog adayların sayısını aktarmış. Yeni bakış UBPHP oyun peşinde diyor bugün. Çalkantılı bir dönem geçiren Nefkoşa İktisat Kooperatifi, LİKOP yönetim kurulunu görevden alan ve 3 ayı aşkın bir süredir kooperatifin yönetimine el koyan kooperatif şirketler mukayyetliğinin kooperatifte yeniden seçim yapılmasını ve üyelerin oylarıyla yeni bir yönetim kurulunun iş başına getirilmesini engellediği iddia ediliyor. Kooperatif Şirketler Mukayyetliği'nin LİKOP'ta 15 Şubat'ta yapılacağını açıkladığı genel kurul toplantısını süresiz ertelediği belirtiliyor şeklinde bugüne taşımış Yeni Bakış gazetesi haberi. UBPHP oyun peşinde diyor konuyla alakalı. Çeşitli sorunlarla çalkalanan LİKOP yönetim kurulunu görevden alan ve 3 ayı aşkın bir süredir kooperatifin yönetimine el koyan Kooperatif Şirketler Mukayyetliği, UBPHP hükümetinin müdahalesi üzerine 15 Şubat'a ertelenen genel kurul toplantısını toplantıya 3 gün kala bu kez süresiz erteledi. Hükümetin yeni bir oyun peşinde olduğu yönünde iddialarda bulunan bazı üyeler bu uzatmaların sonunda nereye varılacağını merakla beklediklerini belirtiliyor. Kooperatif Şirketler Mukayyedi Kemal Danan'ın Çağsen'le imzalanan toplu iş sözleşmesini iptal ederek yeni yönetimin BAS'la bir sözleşme imzalamasını istediği genel bilgiler arasında denmiş. Dana'nın BAS'la sözleşme imzalanmadan mukayyetlik görevini devretmek istemediği belirtiliyor şeklinde bugüne taşınmış durumda. Trafik dubalı önlem. Uzun yıllardır altyapı sıkıntısı yaşanan ve her yağmurun ardından adeta göle dönen Mausa Büyük Organize Sanayi Bölgesi'nde yol kenarlarındaki yağmur drenaj hatları açılarak bakıma alınırken ağzı açık olan drenaj hatları için alınan tedbirlerse trajikomik denmiş. Düşmeyin, aman takılmayın, içine girmeyin araçlarınızla. Gördüğünüzde dikkat edin. Mausa'da dubalı önlem denmiş. Kuka denmiyor muydu? Bugüne taşınmış durumdaydı ve Atlas Global'de iflasını açıklamaya hazırlanıyor. Uçuşlarına bir süre ara vermişti hatırlayacaksınız. Ülkemizde de uçuş sayısı düşmüştü hayli.
Tabii hava yollarıyla alakalı haberleri yakından takip ediyoruz. Bir ada ülkesi olduğumuz için uçak bileti fiyatları da böyle gelişmelerde yine yükseldiği için. Zaten hiç düştüğünü görmüyoruz. Larnaka'dan 7 euroya, 10 euroya, Avrupa'ya biletler bulunabiliyor. Ama biz İstanbul'a, örneğin Sabiha Gökçen'e 1000 liralar, 1500 liralardan bahsedebiliyoruz. Uçmuş durumda. Yani biz uçamıyoruz ama bilet fiyatları uçmuş durumda. Şimdi bu gelişmeyle birlikte yine o anlamda parlak günler beklemiyor bizi. Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden olan ve uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global'in tüm çalışanlarının bugün itibariyle çıkışlarının verildiği, iflas süreci için ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulduğu iddia ediliyor denmiş. Bugüne taşınmış durumdaydı. Haberci'deyiz şimdi. Fiyatlar uçuyor demiş haberci. Hayat pahalılığı nedeniyle özellikle asgari ücretli tüketici her alışverişinde kara kara düşünüyor. Kuzey-Güney karşılaştırması bugün Haberci gazetesinin ön sayfasında yer alıyor. Havadis'te de benzer bir haber vardı. Bugün asgari ücretlinin ne alabileceği, ne kadar para harcadığı bir sepeti doldurmak için kuzeydeki fiyatlar ve güneydeki fiyatlar bu kez Haberci gazetesi güneyi de eklemiş yer alıyordu. Alsancak'ın ortasında mandıra, yaşam alanlarının ortasında ağıllar bölge halkını çileden çıkardı denilerek bugüne taşınan başlıklardan oluyor Haberci gazetesinde. Anastasiadis'in net maaşı 90.257 euroymuş. Kıbrıs Rum kesimindeki devlet yetkililerinin yıllık maaşları açıklandı. 90.257 euro. 8.000 küsüre mi geliyor yani aylık hesaplama? Harikadır benim matematiğim. Siz bir hesaplayın, o civarda net maaşlar açıklandı denmiş. Vizyonsuzuz. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk sanayicinin sorunlarına dikkat çekti ve neden üretemediğimizi kendi ifadesiyle yorumladı. Vizyonsuzuz bugüne taşınmıştı. Geçtik Güneş'e. Güneş gazetesi müzakere edilmiş ayrılık diyor bugün. Başbakan Tatar İngiliz parlamentosunu ziyaret etti ve Kıbrıs konusunda üzerinde durulan bir konuya açıklık getirdi. Müzakere edilmiş ayrılığı bugün taşımış Güneş gazetesi. Erdoğan'ın açıklamaları çok talihsiz bir beyanda bulundu şeklinde. Eroğlu'nun anavatansız KKTC olmaz sözleri de Güneş gazetesinde yer bulmuş. Halkın sesindeyiz. Maraş için kritik zirve bugün Halkın sesinde manşet. Üst düzey toplantı yapılacağı belirtiliyor. Oktay ve Gül de geliyor denmiş. Önemli kararlar alınacak ara başlığının altına bakalım. Türkiye Barolar Birliği'nde Maraş için hukuki çalışmalar yapıldığı ve gün boyu sürecek toplantılar sonrasında Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği, siyasi kararlar alınacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Akıncı ise bu kritik toplantıya davet edilmedi. CTP lideri Erhürman'ın buna gösterdiği kabul edilemez tepkisi yansımış gazetenin ön sayfasına. Vatandayız. Elektrik kurumunda bir aylık maaş gideri 13 milyon lira diyor Bakan Taçoy açıkladı şeklinde bugün manşetten görülmüş. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy elektrik kurumunu yüksek faiz yükünden kurtararak 13 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını belirtti. Kurumdaki bir aylık maaş giderinin de yaklaşık 13 milyon lira olduğunu kaydeden Bakan Taçoy 2020'de 250 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı. Aksa maliyeti aşağı çekmek için süre uzatma talep edebilir. Buna yalnız karar vermeyeceğim. 22 yıllık siyasi kariyerimi dedikodu malzemesi yaptırmam. 2020 Haziran'ına kadar zam yok, 2020 sonuna kadar zamsız götürebiliriz demiş. Bugüne taşınıyor açıklamaları Hasan Taçoy'un. Star Kıbrıs'tayız şimdi. Kapalı Maraş'ta yuvarlak masa Star Kıbrıs'ında bugün manşeti. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın cumartesi günü Kapalı Maraş'ta yuvarlak masa toplantısında bir araya geleceği belirtilmiş. Uzman ekipler geliyor, yol haritası belirlenecek ara başlıklarıyla yansıtılmış.
Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler siyasi bir güçtür. Ersin Tatar'ın açıklamaları, Haberal Kıbrıs'ta Londra'da yaptığı açıklamalar. Vatandaş elektrikte indirim ve tek tarife istiyor denmiş bugüne taşınan başlıklardan. Detay, Erdoğan'ın sözlerini Akıncı'nın sözlerine tepki, talihsizlik şeklinde görüyor. Hayaller Finlandiya, gerçekler ben dedi. Gülşah Sanver Manavoğlu'nun dikkat çeken o paylaşımı Detay gazetesinde yer almış. Halkın Partisi Lefkoşa ilçe başkanı ve Lefkoşa milletvekili Gülşah Manavoğlu mecliste yaptığı konuşmanın içeriğinin ve seviyesinin muhalefet liderleri tarafından eleştirilmesi üzerine sosyal medyada herkesi şok eden bir paylaşım yaptı deniliyor. Böyle bir paylaşım yapmıştı. Hayaller Finlandiya, gerçekler ben şeklinde o aktarılmış. Kıbrıs manşet, dalga geçtiler diyor bugün. Suat Günsel'in yerli otomobil olarak tanıttığı aracın henüz aktif fabrikasının olmaması, 28 ülkeden 800 tedarikçisi olması Türkiye medyasına dalga konusu oldu. Kıbrıs'ta fabrika yok, üretim yok, ne yerlisi, kimi kandırıyorsunuz? Türkiye'den giden paraları çarçur etmeyin şeklinde bugün Kıbrıs Manşet gazetesi taşımış manşetine. Atlas Global uçuşlarını durdurdu, şok karar olarak yansıyor bugün gazeteye. Kapalı Maraş'ta yol haritası belirleniyor, hakikat sür manşetten görmüş. Akıncı nifak tohumu ekmektedir, zorlu törenin açıklamaları Hakikat gazetesinde yer alanlar arasında. Bir tek adım Mustafa Dis demediği kaldı diyor Volkan gazetesi bugün manşetinde. Nacak gazetesi kadro tamamlandı demiş. Haberatör, asgari ücret açlık sınırının altında. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırının 3297 lira olarak hesaplandığını, asgari ücret saptama komisyonu tarafından belirlenen 3132 liralık net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirtti. Bugüne taşınan başlıklar arasında açlık sınırının altında. Ya yani asgari bir yaşam sürdürülebilmesinin baz alınması gerekiyor ama öyle olmuyor. Açlık sınırının altında bir asgari ücret belirlenmiş oluyor maalesef. Şimdi sosyal medya gündemine bakalım istiyorum birazcık. Bu Barolar Birliği'nin, Türkiye Barolar Birliği'nin daha doğrusu Maraş'la ilgili ilgisi, yoğun ilgisi ülkemizde bir yuvarlak masa toplantısının yapılmasına kadar geldi. Şimdi o bugün bütün gazetelerde de var, o yuvarlak masa toplantısı. Katılımcılar kimler, ne konuşulacak, ne edilecek? Böyle bir görseli de var. 15 Şubat 2020 yer Mausa. Hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle Kapalı Maraş açılımı yuvarlak masa toplantısı. Kimler katılıyor? Türkiye Barolar Birliği baş danışmanı sunuş yapıyor. Açılış konuşmaları Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu orada olacak. Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı, biz böyle bir toplantıda olmayacağız dedi. Çünkü seçim süreci de yaklaşıyor ve biz baroya siyaset bulaştırmak istemiyoruz. Bu yuvarlak masa toplantısı da birazcık öyle kokuyor dedi, katılmayacaklarını açıkladı. Dolayısıyla o yok. Mausa Belediye Başkanı, Lefkoşa Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı, Kudret Özersay, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı, Ersin Tatar, Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı katılanlar arasında olacak. Akademisyenler var, yine emekli büyükelçiler var. Onun haricinde eski yüksek mahkeme başkanları var, Taner Erginer gibi. Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Sayit Erkmen katılanlar arasında. Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter katılacaklar arasında örneğin. Ve Oğuzhan Hasipoğlu var. Yine katılacaklar arasında, konuşma yapacaklar arasında. Dima Çağıner var, Turgay Deniz var. Dima Çağıner, Otelciler Birliği Başkanı olarak, Turgay Deniz, Ticaret Odası Başkanı olarak, Candan Avunduk, Sanayi Odası Başkanı olarak orada olacak. Devlet Planlama Örgütü adına Mustafa Serçelik orada olacak. Gibi pek çok isim yer alacak.
böyle bir yuvarlak masa toplantısının çağrısı 15 Şubat 2020'de gerçekleşecek. Herkes var, Mustafa Akıncı yok. İşte buna tepkiler var. Çünkü kapalı Maraş konusu ki burada hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle ele alınacağı belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yetki alanına girmesine rağmen davet edilmemiş olmasına tepkiler var. O tepkilerden bugün gazetelerin ön sayfalarına da yerleşen tepki Tufan Erhürman'dan. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Tam da bu dönemde Cumhurbaşkanlığının görev ve yetki alanını ilgilendirmediği herhalde iddia edilemeyecek olan Kapalı Maraş konusunda Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükümet yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı düzenleniyor. Toplantıda başbakanın ve başbakan yardımcısının konuşmaları varken Cumhurbaşkanının konuşması olmadığı gibi iktidara mensup bir milletvekili dışında siyasi partilerin de herhangi bir temsiliyeti yok. Oğuzhan Hasipoğlu var demiştim, hatırlayacaksınız. Yani avukat kimliğiyle orada bulunuyor ama avukat kimliğiyle örneğin CTP'de de pek çok isim var, hukukçu isimler var. Tufan Erhürman'ın kendisi hukukçu, parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olması bir tarafa. Dolayısıyla hani bir siyasi partiden tek bir isim, o da Oğuzhan Hasipoğlu, nasıl olur böyle bir şey diyor tepkisinde. İktidara mensup bir milletvekili dışında siyasi partilerin de herhangi bir temsiliyeti yok. Bu durumun demokratik teamüller açısından doğru ve kabul edilebilir olmadığını anlatmak için başka söze gerek yoktur herhalde diyor. Cumhurbaşkanının konuşması olmadığı gibi iktidara mensup bir vekil dışında başka partilerden de katılımcı yok. Demokratik teamüller bu işin neresinde diyor. Tepkiler CTP kanadından bununla sınırlı kalmadı. Asım Akansoy tepki gösteren isimlerden bir tanesi, diyor ki Bakanlar Kurulu bir süre önce Kapalı Maraş'ta envanter çalışması yapma kararı aldığını duyurmuştu. Gariptir, aylar geçti ve o çalışma bitmedi. Ardından dediler ki Maraş'ın başındaki kapalıyı kaldırıyoruz. Türkiye'den gelen bazı bakanlara ve bir kısım gazeteciye bir iki sokak gezdirip fotoğraf çektirdiler. Halkla ilişkiler ve diplomasi operasyonu vakıflar idaresinin bazı tanıtım hamleleriyle devam etti. Şimdi Kapalı Maraş açılımı yapıyorlar. Kapalıyı yeniden eklediler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın davet edilmemiş olması kabul edilir değil elbette. Yine diğer siyasi partilerinde Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin seçim öncesi bu tür bir operasyonun parçası olmayı reddetmesi onurlu bir davranıştır. Seçime 2 ay kala bu tür adımlar demokratik yaşama müdahaledir, kabul edilemez. Hem içerik hem de zamanlama olarak statikonun peşinde koşmaktan başka bir işe yaramayan bir girişim olarak not edilecektir diyor Asım Akansoy. Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Mehmet Armancı ne dedi, ona bakalım şimdi de. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı aynı konuyla, yani Kapalı Maraş oturumuyla alakalı olarak sosyal medya paylaşımında o da şöyle dedi. Aşama aşama ilerliyoruz. Bizim olan Maraş'ın bize ait olduğu yoğun bir reklam kampanyasıyla bize aktarıldıktan sonra bize ait olan Maraş'ın bize ait mallarının bize ait olan bölgede bir kez daha sayımı yapıldıktan sonra bize ait olduğuna dair konferans gerçekleşecek ve sonra yine bize ait alanın bize ait olduğu sanırım bir referandumla bize sorulacak. Bence tamamdır dedi. Birazcık da tiye alarak
yapılacak olan bu yuvarlak masa toplantısını. Şimdi tepkiler hem yapılma şekline, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatan tepkiler de var. Mertkan Hamit'inki öyle bir tepki. O da diyor ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Maraş'ta yapılacak olan konferans milliyetçi bir provokasyondur. Bu provokasyonda yer alacak iki cumhurbaşkanı adayı seçim öncesi biz uluslararası hukukun içinde çalışmayacağız mesajı veriyor. Bu önemli. Mertkan Hamit diyor ki, biz uluslararası hukukun içinde çalışmayacağız mesajı veriyor bu iki aday diyor. Kıbrıs'ı Türklerin uluslararası toplum içinde etkin bir özne olması arzusuna rağmen hukuk dışı iradesiz bir kitle olarak statükonun karanlığında kalmaları için var gücüyle çalışıyorlar. Maraş'ın telli bölgesinin geleceğini federalist bir pencerede okuyup adım adım çözüme ulaşmaktan kaçıyorlar. Maraş'ta geçmişte yaşayanların meşru taleplerini görmezden gelirken 46 yıllık utançla yan yana yaşamak zorunda bırakılan kent sakinlerinin barışçıl anlayışını görmezden geliyorlar. Doğrusu tüm bu karmaşada Barolar Birliği'nin toplantıya katılmama kararı aklı selim insanların hala daha iradelerini aklı selim biçimde kullanabildiğini gösteriyor. Milliyetçi uğultunun içinde aklı selim tavır takınanlara teşekkürler diye de eklemiş Mertkan Hamit. Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunuyordu ve hem Ersin Tatar'ın hem Kudret Özersay'ın bu toplantıya katılmış olmakla birlikte verdikleri mesajın uluslararası hukukun dışında kalacağız mesajı olduğu şeklinde bir yorum yaptı. Kapalı Maraş, Derviş Doğan'ın da yorum yaptığı konulardan bir tanesi oldu bu konu. Kapalı Maraş kozu kime niyet, kime kısmet işine döndü diyor. O da farklı bir şekilde ele almış konuyu. Çünkü bu konu ilk olarak Kudret Özersay'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında avantaj sağlayacağını görülen bir süreçti diyor Derviş Doğan. Şimdi Sayın Tatar'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için kullanılacak. Peki sonuç 0-0 elde var, 0 diyor. İşin siyasi manevra ya da Kudret Özersay diyor ki seçimden sonra adımlar atılacak. Hani seçim için bir malzeme yapılmasını istemiyoruz. Ama şimdi belli ki her ikisinin de konuşmacı olarak katılması, Türkiye'den yetkililerin buraya gelecek olması hükümetin bir adımı gibi görülebileceği gibi her iki adaya da, şimdi sadece Kudret Özersay'a değil, eğer ki böyle bir açılım yapılıyor, böyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi diye eğer oy vermeye karar verecek olanlar varsa ya da Maraş'ta böyle bir girişim sonrası bir şeyler olacağını düşünerek oy verecek olanlar varsa sadece Kudret Özersay ile anılan bir süreç olmayacak. Ersin Tatar'da adı artık bu işle anılan bir isim hükümet ortağı. Dolayısıyla böyle bir durum. Şimdi Türkiye ile yaşanan krizle alakalı olarak hani aklı selim ve birazcık tansiyonu düşürücü yorumlar yapılması gerektiğinden bahsediyoruz ya. Hasan Ulaş Altıok da demiş ki bu Türkiye'den bakıldığında Kıbrıs'ın nasıl görüldüğünün sorgulandığı süreçler oluyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşadığımız süreçle o kriz sürecinde de benzer durum yaşamıştık ve bu tarz analizler yapmıştık. Şimdi de aynı şekilde Hasan Ulaş Altıok demiş ki Türkiye'de şimdilik sayıları çok az da olsa bazı aydınların ve gazetecilerin Kıbrıs gerçekleriyle ilgili bilgi sahibi olması ve bunu cesurca yazıyor olmaları umut verici. Eminim ki Türkiye'de yaşayan vicdan sahibi tüm insanlar bilgilendikçe Kıbrıs'a ve biz Kıbrıslılara bakışları olumlu yönde değişecek. İrademize olan saygı artacaktır. O yüzden gerçekleri cesurca ve tüm açıklığıyla söylemeye, bunu yapan kişileri de tüm saldırılara karşı sonuna kadar desteklemeye devam demiş Hasan Ulaş Altıok. Oradan bakıldığında buradaki tablo pek net anlaşılmıyor ve genel bir kanaat üzerinden oluşuyor. Ve o nedenle işte bu tarz minik kıvılcımlarda toplu bir galeyana gelme durumu söz konusu oluyor. Sokak röportajları falan yapılırdı. Hani haritada gösterebilir misiniz nerededir, hangi bölgededir? Çok da aslında
bilindiği öngörüsünden hareket edilebilecek bir konumda da değil Kıbrıs. Hani sadece içini bilmek de değil. Sadece belli klişeler üzerinde hapsolmuş kanaatler birazcık da hakim. Ne yazık ki gelip görüp tanımak, yaşamak, konuşmak, tecrübe sahibi olmak başka bir konu. Her ülke için bunu söyleyebiliriz ama eğer kanaat sahibi olacaksak bir konuda ve bunu sanki net bir bilgiymiş gibi paylaşıp bununla galeyana geleceksek, bunun doğruluğundan emin olmak için en azından havasını solumamız gerektiği gerçeği bu noktada önemli. Dolayısıyla o olmuyorsa da işte farklı seslerin de çıkabiliyor olması lazım. O seslere de kulak veriliyor olması lazım. Bu süreçte Kıbrıs'a yönelik olarak Türkiye'den bu yaklaşımı sergileyebilen yazılarda, yorumlarda geldi kimi gazetecilerden ama çoğunluk öyle değildi. Çok daha ileri götüren televizyon programlarında bir ülkenin seçilmiş bir liderine yönelik yapılsa başka sonuçları da olabilecek ya da yapılamayacak diyelim yorumlar dahi yapıldı. Dolayısıyla aklı selim olmak gerekiyor, evet, kesinlikle. Bu konuda Profesör Doktor Mehmet Hasgüler de bir demeç verdi Ceyda Karan'a, Türkiye basınında Sputnik'e, ve dedi ki Mehmet Hasgüler: Akıncı mücahit kimlikli son cumhurbaşkanıdır. Çünkü mücahitlik 74'ten sonra kalktı. Akıncı savaşta da bulundu, mücahit olarak da görev yaptı. Mücahit ve gazidir. Bu neslin devrin son neferi diyebiliriz. Bu anlamda savaşı yaşamış son siyasetçilerdendir. Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda büyük sorunları var. Komşularıyla, küresel devletlerle. Kıbrıslı Türkler yaşananların farkında. Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve yurtta barış, dünyada barış ilkesine olan bağlılığını devam ettirip Türkiye'yi bu ciddi yanlıştan dönmelerini bekliyoruz. Bize Türkiye'den başka yol yok zaten. Dolayısıyla bunu her zaman Kıbrıslı Türk liderin Ankara'ya kendilerini ispat etmelerini istememek lazım. Acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları seçildikten sonra Ankara ziyaretlerinde neden vali yardımcısı tarafından kabul ediliyorlar? Tanınan bir devletse o zaman diğer devletlere uygulanan diplomatik şartların Kıbrıs için de geçerli olması gerekiyor. Bu farklılıkları bu anlamda değerlendirip diplomasiyle olgunlukla karşılayıp biz farklı düşünüyoruz ama orası ayrı bir ülke demenin daha kolay olduğunu, daha az maliyetli olduğunu, hatta daha değerli olduğunu söylemek istiyorum dedi Mehmet Hasgüler. Ceyda Karan'a verdiği röportajda Sputnik Türkiye'de, onu da sizinle paylaşmak istedim. Karşılıklı aslında Türkiye'den burayı farklı okuyabilen yazarlar kadar burayı da Türkiye'ye bu anlamda anlatabilen sesler karşılıklı olarak, işte o az önce söylediğim kanaatlerin mutlak kabul edilen kanaatlerin değişebilmesi için gerekli, o anlamda önemli bulduğum için sizinle paylaşmak istedim. Paylaşmak istediğim bir tane de fotoğraf var. Gizem, bunu full kadraj görebilecek miyiz? Birazcık şöyle yapmam lazım. Bakın, burası biliyorsunuz Başbakan Ersin Tatar İngiltere'de, Londra'da temaslarda bulunuyordu. Önceki gece gerçekleşen bu temaslar. Devletin ajansı TAK haberi geçti, fotoğrafı da geçti. Sizi ekranlarda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bayraklarının altında başbakanlık logoları var. Başbakan forsuyla yapıyor konuşmayı doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar. Oraya beraberinde bazı gazetecilerle birlikte gittiğini de biliyoruz. Bu fotoğrafsa, tekrar hatırlatıyorum, devletin haber ajansı TAK'ta. Şimdi o iki ekran ve ortada Ersin Tatar başbakanlık forsuyla konuşuyor. Fotoğrafın sağ tarafına bakmanızı rica edeceğim sizden. Orada Ulusal Birlik Partisi logosunu görebiliyor musunuz? Hemen şurada. Şöyle göstereyim. Hemen şurada Ulusal Birlik Partisi logosu da var. Şimdi
Akla ne geliyor? Bir parti logosunu orada görmek. Elbette Başbakan, Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı aynı zamanda, ama bu temaslar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak yapılıyor. Bütçeye falan değinmeyeceğim. Elbette Başbakanlık bütçesinden doğal olarak karşılanıyordur. Çünkü resmi temaslarda bulunuyor. Oradaki Kıbrıslı Türklerle bir araya geliyor. Ama şimdi bu temaslar sırasında orada Ulusal Birlik Partisi'ne ait bir logo, amblem ya da döviz görmek, bir pankart, afiş görmek de akla seçim öncesinde böyle bir gezinin şöyle daha net görülebilmesi için ekranda tutayım. Gizem, verebilirsin sen de. Böyle bir salon, dolu bir salon, orada yapılan konuşma ve hemen sağ tarafta şurada Ulusal Birlik Partisi'nin logosunun olduğu bir döviz. Şimdi o salonda bunu görmek aynı zamanda seçim öncesi yapıldığı için, evet, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin seçme seçilme hakkı yok, o başka bir konu, fakat gerek var mı buna sorusunu getiriyor. Çünkü Ulusal Birlik Partili olduğu, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı olduğu elbette biliniyor Başbakan Ersin Tatar'ın. Ama orada böyle bir UBP logosunu kullanmaya gerek var mı? Ya da o salondaki herkes, örneğin Londra'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan pek çok Kıbrıslı Türk var, hepsi UBP'li midir? Böyle bir parti logosu kullanılması anlamında bir parti gecesi midir bu? Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Londra'da yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarıyla bir araya geldiği bir toplantı mıdır? Eğer bir parti gecesi değilse, niçin orada böyle bir logo, böyle parti logosu kullanılma gereği duyulmuştur? Merak ettim. Orada bir başka parti logosu da olsaydı, bir başka partiden bir başbakan da olsaydı, aynı merakı duyardım, aynı merakı uyandırırdı bende doğrusu. Çünkü enteresan buldum. Fotoğraf manipüle ya da başka bir amaç taşımamaktadır. Tekrar hatırlatayım, devletin haber ajansı TAK'tan alınmıştır. Onun da altını çizmiş olayım efendim. Bu bölümü noktalayalım arzu ederseniz, ama hem paranın hem de havanın durumuna da bir bakmak isteriz. 13 Şubat Perşembe gününde ne durumdayız, bir bakalım. İşte böyle hem gazete manşetlerine hem sosyal medya gündemine hızlıca baktık. Sizi son olarak bir de Londra'ya götürdüm. Kapalı bir salonda ama Londra havasını alın da istedim. 8.30 yaptık saatleri efendim. 7.30'da başlamıştık. Ne hızlı geçti bir saat. Hele bana sorun. Ara ara birazcık öksürmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın kulaklarınıza verdiğim hasar ve rahatsızlık için. Şimdi bir araya gidiyorum. Döndüğünde gazeteci dostum Tümay Tuğyan olacak bugünkü konuğum. Hem Lefkoşa-Ankara hattında yaşanan gerilimi, hem o gerilimin nasıl birazcık da kullanıldığını, hem de kapalı Maraş konusundaki yuvarlak masa toplantısını, yaklaşan seçimi, daha fazlasını birazdan konuşuyor olacağız. Lütfen ayrılmayın. Bir kez daha günaydın diyelim efendim. 13 Şubat Perşembe günündeyiz. Tümay Tuğyan bugün konuğum. Konuşacak çok konu var. O yüzden birazcık hızlıca girelim. Nasılsın? Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir konudan öbür konuya böyle hızlıca geçtiğimiz, yine gündemin hızlıca değiştiği günlerdeyiz.
Biz bir taraftan işte bu gerginliği konuşurken Lefkoşa-Ankara hattında bir anda aslında birazcık onunla da ilintili ama bir Kapalı Maraş yuvarlak masa toplantımız oldu. Evet. Davetli misin? Yok. Şaka bir tarafa, aslında davetli listesi hali kalabalık ama örneğin baro başkanı biz seçim öncesi böyle bir şeyde bulunmayacağız dedi, evet. Hasan Esendağlı, onlar yok ama Türkiye Barolar Birliği böyle bir şey düzenliyor. Başbakan var, başbakan yardımcısı var, vakıflar var, taşınmaz mal komisyonu var, ticaret odası, sanayi odası, o bu bir sürü şey var, kurum var. Cumhurbaşkanı yok. Ulusal Birlik Partisi'nden Oğuzhan Hasipoğlu dışında herhangi bir partiden kimse yok. Birazcık kapalı devre gibi. Ne diyorsun? Oradan girelim. Kapalı Maraş, kapalı devre. Kapalı Maraş, kapalı devre. Bir toplantı mı yakışırdı oraya? Yani tabii şöyle, hemen şu ilk düşündüğüm şey şu oldu. Haberi görüp de özellikle Cumhurbaşkanı'nın ve tabii muhalefetin diğer siyasi partilerin de orada olması lazımdı. Onu da ayrıca hani altını çizip şöyle tekrar Cumhurbaşkanı'na döneyim. Kudret Özersay seçim propaganda çalışmaları, bu iş biliyorsun öncesinde Kudret Özersay'ın da biraz inisiyatifiyle başlayan bir süreçti. Hani bir envanter çalışmasına girişmek, açar mıyız işte ne olur falan filan diye öncesinde başlayan bir süreç vardı. Kudret Özersay çok göbeğinde oldu bu sürecin hep, en başından beri. Son günlerde de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaptığı propaganda çalışmalarında birkaç konuyu öne çıkarıyor Özersay. Bunlardan biri de Maraş, yine o konuya özel önem veriyor seçim çalışmaları kapsamında. Ve sürekli altını çizdiği bir şey var. Bu iş Cumhurbaşkanlığının işidir diyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamına aday. Ama garip bir şekilde Cumhurbaşkanlığının işi olduğu iddia edilen bir meselede Cumhurbaşkanı yok. Yani tabii ki bu birkaç nedeni var herhalde. Öncelikle zaten Akıncı'yla Türkiye mesai yapmak istemiyor, çalışmak istemiyor. Özel olarak bu konuda zaten hani bu duruşla Sayın Akıncı'nın duruşu arasında farklılıklar var. Ortada bir Birleşmiş Milletler kararı var Maraş'la ilgili. İşte 550 sayılı bir karar orada duruyor. Ne diyor o karar? Yasal sakinlerine iadesi söz konusu olur sadece Maraş'ın ve bunun BM gözetiminde yapılması gereken bir prosedür, süreç olduğunu, Maraş'ın açılmasının falan diyor. Oysa başka bir şey peşinde koşuyor sanki bu inisiyatif. Dün senin bir yazın vardı, ben de yayında paylaştım. Orada diyorsun ki, benim de programda sık sık söylediğim ve savunduğum bir şey olduğu için dün paylaştım. İsimler geçicidir. Yani neticede bugün Akıncı var, ondan önce Derviş Eroğlu vardı, ondan önce Talat vardı, Denktaş vardı, çizgileri farklı olanlar, benzer olanlar vardı ve yeni bir seçim var. Önümüzde farklı bir isim orada oturabilir. Dolayısıyla bugün aslında oradan dışlanan Mustafa Akıncı mıdır? Yani bir yuvarlak masa toplantısından. Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mıdır? Tabii ki öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Yani Akıncı sizi beğenmiyor olabilirsiniz. Siyasi olarak farklı kulvarlarda görebilirsiniz kendinizi ama bir cumhurbaşkanı var orada. Peki orada aynı zamanda o koltuğa, o makama aday iki de isim var. Bir tanesi Ersin Tatar, diğeri de Kudret Özersay. Ve aday oldukları koltuğun bir anlamda görmezden gelindiği bir toplantıda varlık gösterecekler. Bu bana birazcık tuhaf geldi doğrusu. Yani aynı durumda kendileri de olabilirdi. Tabii ki, ya da yarın kendileri seçilirse Ersin Tatar güçlü adaylardan bir tanesi, yarın öbür gün Cumhurbaşkanımız olabilir. Bu çok mümkün. Ve herhangi bir konuda Türkiye ile ters düşmeleri halinde diyelim, farklı görüşte olmaları halinde kendisi için de aynı prosedür uygulanabilir. Pekala, olabilecek bir şey. Yani günün sonunda hatırlıyoruz, çok eskiye gitmeye gerek yok. Denktaş Türkiye
Cumhuriyeti tarafından farklı kulvarlara düşmüştü. Denktaş da farklı kulvarlarda yürümüştü Erdoğan yönetimi anlam planı sürecinde. Hepimiz yaşadık, biliyoruz bunu. Dolayısıyla ama meseleye öyle bakmıyorlar ne yazık ki. Çok daha küçük bir çerçeveden bakmak onların işine geliyor. Şu anda bizim rakibimiz buradan öteleniyor. Ne ala bize alan açılıyor gibi bakıyorlar herhalde. Yani bu doğru bir bakış açısı değil. Çünkü kendileri de orada olabilirler. Şimdi bunu Akıncı olarak okuyorlar. Akıncı'nın işte Türkiye'ye karşı yaptığı, Türkiye ile konusunda yaptığı açıklamaları, işte Türkiye'ye karşı yapılmış açıklamalar olarak ifade ediyorlar, görüyorlar. Bunu doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Hani dolayısıyla da bundan kısa günün kârı birazcık da keyif alıyorlar herhalde. Bilemiyorum. Yani seçimde avantaja çevrildi aslında. Akıncı için bu Ankara ile ilişkileri germeyi kullanıyor şeklinde iddialar ortaya atıldı örneğin. Hem bu iddiaları hem de senin az önce yaptığın o tersten okumayla o zaman tam o noktada eğer Akıncı örneğin iddia edildiği gibi bunu kullanıyorsa, bunu kullandığı için örneğin o soruya o şekilde bir yanıt verdiyse o konudaki görüşünü merak ediyorum. Bu taraftan da o zaman tam tersi kullanılıyor. Biz yani bu işte itibarsızlaştırmaya biz de göz yumarız ama bu taraftayız. Bakın görün ey halk mı deniliyor? Yani aday olduğumuz koltuk orada ya da aday olduğumuz makamın görülmediği bir toplantı gerçekleştiriliyor. Ey halk biz de buna katılıyoruz. Bize oy verin o aday olmak istediğimiz yerde olmamız için mi deniliyor? Enteresan değil mi? Yani, böyle söyleyince çok enteresan değil mi? Evet yani bilmiyorum yani ben bence yakın gözlüğüyle bakılıyor biraz. Hani o gözlüğün çıkarılması lazım biraz daha ya da uzak gözlüğünü takmak lazım bakarken. Enteresan bir süreç. Yani çünkü o da tersi yönden. Onlar da hani Akıncı'nın bu pozisyonunu kullanarak başka bir propaganda yapıyorlar aslında. Şimdi bir kriz önceye gelecek olursak, çünkü krizler krizler, bir kriz önceye gelecek olursak o Guardian'a verdiği röportaj Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ki metni de açıklandı. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yorum bu konuyla alakalı olarak kimilerine göre beklenenden daha az sert düşük bir tonda gelen bir yorumdu ve kimilerinin bundan hayal kırıklığı duyduğunu bile gördük, hissettik dün sosyal medyada yapılan paylaşımlardan örneğin. Bu da bir başka konu. Çünkü o gerginliğin siyasi olarak kullanılması hali aslında o gerginliğin çıkmış olması halinden daha tehlikeli bir yere götürüyor galiba bizi. Tam aynı şey. Biraz önce hani konuştuğumuz şey burada da yaşanıyor. Yani o gerginlikten nemalanmaya çalışan bir sürü odak var şu anda. Yani sosyal medyada tabii bunu çok daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ama tabii sosyal medyanın ibaret değil sokak. Sokağın nabzı da daha çok daha önemli ama hani bir minik bir profil olarak örnekleyebiliriz orayı. Yani Türkiye'den sert açıklamalar geldikçe işte Bahçeli ile başladı, sonra işte İletişim Bakanı falan falan işte geldi arkası, en sonunda Erdoğan dün tabii onlara göre evet biraz daha sakin bir açıklama, onu da not etmek lazım. Ha, nedeni nedir, herkese göre farklı nedenleri olabilir bilmiyorum ama onu da kullandık biz burada işte biraz ağır kaçmasın ama hani düşmanımın düşmanı dostumdur diye bir laf vardır. Bunu da seçime yönelik kâra çevirmeye çalışan partiler var, görüşler var, odaklar var. Bu da güzel bir şey değil. Çünkü yani gene hep şeyi düşünmemiz lazım. Orası bir makamdır. Akıncı şimdi seçimde adaydır ve rakibimizdir. Dolayısıyla ona yönelik saldırıları fırsata çevirelim. İşte çeşitli şekillerde fırsata çevirmeye çalışan siyasi çevreler var. Kimisi söylediği yanlış değil ama zamanı değildi diyor. Kimisi
zinhar öyle bir şey söz konusu değil, niye böyle bir konu açılıyor? Kimisi işte daha ileri gidiyor, Türkiye ile kavga etmek için bunu yapıyor diyor. Ama kullanılıyor yani bu mesele çok gani gani kullanılıyor. Peki tehlikeli. Kaynağa dönecek olursak o röportaj o kaynak ve o röportaja bakıldığında aslında tepkinin geldiği nokta Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına baktığında neydi? Hiç böyle bir şey gündemimizde yokken sanki gündemdeymiş gibi kullanılıyor olmasına tepki gösterdiydi aslında Mevlüt Çavuşoğlu ve demişti ki Türkiye'nin böyle bir şey gündeminde yok. Hiç aklıma gelmezdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin bu seçim sürecine bu şekilde çekileceği, dahil edileceği ve Mustafa Akıncı'nın doğrudan şahsıyla alakalı da yorumlar yaptı. Açıklayacaklarım var dedi. Dürüst olmamakla suçladı ve teröre destek teröre evet destek vermekle itham etti ve iş çok daha başka bir yere gitti. Şimdi tepkinin neye gösterildiğiyle alakalı olarak kafalar birazcık da karışık. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın da çabalarını bu üslup hiçe saymaktır diyor örneğin. Neye istinaden bunu diyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil mi? Orada zaten yaşatılmak istenen ve onun cumhurbaşkanı değil mi? İşte söylemlerle itibarsızlaştırılan böyle bir sarmalın içindeyim ben birkaç gündür. O yüzden hani seninle bunları analiz edelim istiyorum. Orada tepki tam olarak nereyeydi sence? Çok haklısın. Tepki aslında ne söylediğini değil. Yani olmamalı, olamaz. Hani dünkü yazımda kullandığım o tabiri, bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Tepki kişiye gidiyor. Yani bir husumet başladı, gidiyor. Ve her fırsatta bunun üzerine bina edilmeye devam edilen bir tepki var. Oysa bir kere bir soru üzerine söyleniyor bu. Akıncı durduğu yerde hani hiçbir şey yokken Hatay benzetmesi ya da Kırım benzetmesi yapmıyor. Kırım bir kere daha bundan bir hafta önce Erdoğan Ukrayna'daydı ve burada Kırım meselesi de gündemdeydi. Konuda açıklama yaptı Erdoğan. Rusya'nın Kırım'da yaptığı yasa dışıdır, yasa dışı ilhaktır. Kelime de bu, kullanılan kelime de buydu üstelik ve biz bunu kesinlikle tanımıyoruz dedi Erdoğan. Dolayısıyla Kırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kenarından köşesinden geçtiğimiz hafta gündeminde olan bir şey. Tamam, Kıbrıs'ta ilhak kelimesi hayatımızın içinde olmayabilir ama bu kelime bazı kelimeler, tabirler kullanılmadan da siyasi gelişmelere bakarak bir takım çıkarımlar yapması da mümkündür bir gazetecinin. Son dönemde yaşanan bir sürü gelişme var bu ada çevresinde. Doğalgaz meselesiyle ilgili bir sürü arka arkaya şeyler yaşanıyor. Öteki taraftan Suriye ve Orta Doğu'daki sıkıntılar ortada. Bir yandan Türkiye İHA'lar, SİHA'lar ciddi bir silah organizasyonu yani silah organizasyonu var ülkede. Bu tür gelişmeler de yaşanıyor ve bütün bunlardan hareketle bunlar başka bir yerlere varır mı? Başka bir şeyler yaşanmasına yol açar mı gibi soru işaretleri oluşturması gazetecilerin kafasında da çok acayip anormal bir şey değil. Üstelik Kıbrıs sorununda da Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde takındığı tavır, yaptığı açıklamalara baktığınızda federasyonu ve birleşmeyi tamamen öteleyen, başka bir yolu işaret eden açıklamalar da ortada. Dolayısıyla tüm bunları harmanlayıp bir çantanın içine attığınız zaman o çantadan pekala acaba daha bir entegre bir düzenin sinyalleri mi verilmeye çalışılıyor gibi bir soru pekala da çıkabilir. Ha, çıkmaya da bilir ama çıkabilir. Dolayısıyla bütün bunların
ortaklaştığı bir soruydu muhtemelen o gelen soru diye düşünüyorum. Şimdi dışarıdan gelen tepkiler sert üslupta oldukları için, çok yüksek perdeden oldukları için çok konuşuldu. İçeriden gelen ve gelmeyen tepkiler noktasında çok konuşmadık aslında. Hı-hı. Bu konuyla alakalı işte ben olsaydım böyle bir soruya şöyle yanıt verirdim diyen siyasiler de oldu. Evet. Topyekün Akıncı'nın arkasındayız diyenler de oldu ama zannederim içeride, en azından katılır mısın bilmem, içeride bu konu birazcık daha absorbe edildi. Böyle tüm tepkiler bir gözlemlendi, bakıldı ve ona göre birazcık analiz edildi gibi bir durum var. Ne diyorsun? Akıncı taraftarı olmak ya da olmamak noktasından daha farklı bir refleksi getirir miydi beraberinde? Birazcık eksik mi kalındı içerideki durum? Getirmeliydi. Ama işte hani dedik ya, seçim geçimin gözü kör olsun diyelim, ne diyelim bilmiyorum ama seçim belirliyor bütün tavırları. Farklı kaygılar ortaya çıkıyor. O seçim kaygısı bütün söylediklerimizi ve söylemediklerimizi belirliyor aslında. Bir şeyler söylüyoruz ama o bir şeyleri söylerken bile hani onu çok rahat görebiliyoruz ki hep altında başka şeyler var. Başka dertler var. Bir yandan destek verilmesi gerekiyor. En azından Akıncı'nın söylediğini gerçekten de yanlış bulmayan çevreler adına için kullanıyorum bunu. Destek vermek de durumunda kalıyorlar. Çünkü eğer hiçbir şey söylenmezse bu zaman çok daha başka eleştirilere maruz kalabilirler. Dolayısıyla da bir tepki veriyorlar. Ama o tepkiyi verirken tabii çok dikkatli olmaya çalışıyorlar. O dikkat sebebiyle bu destek gerçek anlamda bir destek oluyor mu, olmuyor mu? Orası biraz muğlak. Ama seçim yönetiyor yani şu anda ne yazık ki. Çünkü geçenlerde hani kim olduğunu hatırlayamadığım için söyleyemeyeceğim bilmiyorum ama şöyle bir şey gördüm sosyal medyada, birisi şöyle bir yorum yapmış. Eğer şimdi seçim olmasaydı, hiç bunlar gündemde olmasaydı, işte seçim yakın bir zamanda olmasaydı, bütün bunların ardından biz hepimiz Che Guevara tişörtlerini giyip sokaktaydık. Olabilir. Dedi. Ama şimdi hani biraz abartılı bir şey olsa da belki, ama yani aslında bu durumu çok güzel yansıtan yani bir şey. Yani tepkinin verilmesi anlamında. Ve çok daha büyük, verilmesi. Çok daha farklı bir tepki veriyor olacaktık biz buna dedi ama seçim var. Ama örneğin bu Akıncı'nın davet edilmediği yuvarlak masa toplantısı konusunda Tufan Erhürman Guardian ve İlhak krizinden daha farklı, evet, ve daha net bir tutum sergiledi ve dedi ki doğrudan Cumhurbaşkanlığını ilgilendiren bir konu olduğu da yatsınamaz. Hı hı. O çağrılmıyor. O çağrılmadığı gibi hükümetteki bir partinin milletvekili harici siyasi partilerden de hiçbir katılım yok dedi. Bunun demokratik tahammüllere aykırı olduğunu söylemek için başka diyecek laf bulamıyorum gibi bir açıklaması oldu örneğin. Orada daha net. Evet, Guardian konusundaki açıklama şahsi görüşümdür. Net değildi. Yani daha biraz ortadan giden bir açıklamaydı. Bu daha net bir açıklama. Burada da şey var herhalde. Hani konuşmanın, programın başında konuştuğumuz şey var herhalde. Ya orası, oradaki Erhürman burada Akıncı'nın bir adım ötesine geçiyor ve makamla ilgili bir saptama yapıyor. İyi de yapıyor, doğru da yapıyor. O yüzden birazcık daha net. Yani en azından hani bir tavır sergiliyor. Bir tavır var. Cumhurbaşkanlığının altını çizmek gerekiyordu ve çizmiş. Bu da dediğin gibi Guardian tepkisinden daha net, daha görülür bir tepki bu. Şimdi cumartesi günü gerçekleştirilecek bu toplantı, yuvarlak masa toplantısı. İşte taraflarını da söyledik, sen gelmeden önce de ben paylaşılan görseliyle birlikte kim olacak, kim olmayacak, onları da paylaştım. Dolayısıyla hani geniş de bir katılım var. Yani bir yuvarlak masa toplantısı için hayli geniş bir katılımla gerçekleşecek.
Bazı yorumları yine paylaşırken orada aslında bu Maraş işinin Kudret Özarslan tarafından hani ortaya atıldığı, süreci de onun başlattığı ama gelinen aşamada hani eğer bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir hamle olarak değerlendirilecekse artık orada Ersin Tatar'ın da görünür olduğuyla alakalı bir yorum vardı. Çünkü örneğin Ersin Tatar'da hatırlayacaksın 2020 sonunda açılacak demişti. Las Vegas olacaktı gibi gibi pek çok şey duyduk. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları oracıkta duruyor. O bir başka konu ama örneğin Kudret Özarslan diyor ki seçilirsem bu konuda kesinlikle yapacağım, eminim yapacağımdan da diyor kapalı Maraş konusunda. 5 yıl önce ne noktadaysam şimdi de o noktadayım, yapacağım ben bunu diyor. Şimdi o rolü yani Maraş konusunda üstlendiği o rolü Ersin Tatar'la birazcık da paylaşıyor gibi görünüyor mu sence de? Her ikisine de mi mal edilebilir, hükümete mi mal edilebilir eğer oy verme konusunda böyle bir durumu da kriter olarak alabilecek bir kitle varsa? Yani bu Maraş konusu ne kadar oy olarak döner çok emin olamadım. Bu saatten sonra sen insanların oy verecekleri kişiyle alakalı ilk tur için konuşuyorum elbette. Belirsizlik olabileceğini düşünüyor musun? Minik ölçeklerde belki ama hani ne çok büyük çoğunlukla. Ya da nereden nereye kayar sence? Bence Kudret Özarslan ve Ersin Tatar arasında bir kayma, kim ne kadar oy alır onu bilmem ama hani şu andan itibaren ya da öncesinde de çok öyle bir yarış olduğunu düşünmüyorum ben Kudret Özarslan ve Ersin Tatar arasında. Yani UBP'ye verecek olan işte Maraş'la ilgili bu adam iyi işler yapıyor deyip Kudret Özarslan'a oy verir mi? Ya da Kudret Özarslan'a vermeyi düşünen dönüp Ersin Tatar'a oy verildiğini çok zannetmiyorum. Bence şu anda öteki tarafta bir şey var. Akıncı Erhilman arasında bir tabii ki şeyler var. Hani kesin olarak Akıncı'ya oy verecek olanlar, kesin olarak Erhilman'a oy verecek olanlar. Bir de arada olanlar var. Bu krizler o anlamda oynatıyordur biraz o tarafa, belki bu tarafa. Onu gözlemliyoruz. Konuşulanlardan, söylenenlerden, yazılan çizilenlerden de anlıyoruz. Özellikle son bu bir hafta içerisinde o anlamda bir hareket görüyorum ben. Kime sence? Yani iddia edildiği gibi bu krizi Akıncı kontrolü çıkartıp buradan oy devşirmeye mi çalışıyor örneğin? Ya da hayır, öyle söylemiyorum. İnsanlar açıkçası insanlar şey değiller. Yani bütün bu yorumlar bana birazcık da sokaktaki insanı çok küçümsemek gibi geliyor. Yani onu çok doğru bulmuyorum. Sen gelmeden onu söyledim. Artık örneğin 90'lardaki gibi gitmiyor bu seçim işleri. Yani her şey herkesin gözü önünde ve anlık oluyor. Yani bir anda oluyor. Bir anda herkes tepkileri kimin ne yaptığını görüyor ve gözlemliyor. Aynen öyle. Yani insanlar tamam, geçmişte çok yaşadık bunu. Belki bu seçimde de gene minik ölçeklerde yaşarız, bilmiyorum. Ama hani işte siz şuna oy vereceksiniz deyip de insanların kafayı sokup gidip ona oy verdiklerini çok gördük. Ama yani bu iletişimin bu kadar şey yaptığı, geliştiği bir çağda işte sosyal medyalardan tutun, televizyonlar, gazeteler, bir de biz küçüğüz. Yani mesela Türkiye için bunu konuşamayız hala 2020'de. Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında bütün şehirler, bütün kesimler, bütün sosyoekonomik sınıflar aynı derecede ulaşabilir değildir doğruya ve gerçeğe. Bunun pek çok sebebi var Türkiye'de ama bizde durum öyle değil. Dolayısıyla insanlar kime oy vereceklerine karar verirken bu kadar pasif değiller. Kendileri de görüyorlar, kendilerinin de bir muayeneleri var. Bunu çalıştırabilecek durumdadır insanlar. Yani işte Akıncı bir şey yönetmiş ya da Erhurman başka bir şey yönetmiş, algı yönetiminin anlamında söylüyorum. Hı-hı.
tamam etki eder, etmez değil ama böyle bu kadar büyük ölçeklerde etkiler olacağını zannediyorum. İnsanlar görüyor, insanlar okuyor, kendileri düşünüyorlar. Ve bizim aslında ya da siyasilerin zannetmediği kadar çok düşünüyorlar. Gerçekten hani insanlarla konuştuğunuz zaman, yaptıkları yorumlara baktığınız zaman hakikaten düşünüyorlar ve hakikaten birilerinin biz işte şunu söyledik, biz işte bunu yaptık, biz onu dedik, bütün partiler ve bütün adaylar için söylüyorum, diyerek bize yaptıklarını ya da söylediklerini savundukları ya da bize dayatmaya çalıştıkları bir takım şeyler aslında insanların çok farkında olduğunu, hayır hiç de öyle bir şey yok ortada dediklerini görüyoruz ve duyuyoruz. Dolayısıyla da ben bunun çok işe yarayacağını zannediyorum. Yani işaret etmek ya da etmemek çok fazla kar etmeyecek. Ya da işte bu bunun için yapıyor, onun için siz buna oy vermeyin. Herkes neyin ne için yapıldığını kendince görüyor. Şimdi bir Brexit süreci, bir de kapalı Maraş konusu. Bu iki konu adaylardan Kudret Özersay'ın gündeminde olan konu başlıkları. Brexit'le alakalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı temaslar vardı. O da İngiltere'deydi. Şimdi Ersin Tatar İngiltere'de. O da temaslarda bulunuyor. Ve bu işte yurt dışına çıkardı çıkamazdı tartışmaları tamamlandıktan sonra ikinci defa gitti. İngiltere'ye. Orada yaptığı açıklamalar işte artık burada federasyon konuşulmuyor. Artık burada böyle şeyler çok fazla konuşulmuyor gibi açıklamaları da var. Cambridge Belediye Başkanı'yla falan görüştü biliyorsun. Eski milletvekilleriyle görüştü orada resmi temasları çerçevesinde Başbakan Ersin Tatar ve oradan aslında seçme seçilme hakkı yok. Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin. Ama seçim konuşması yapar, konuşmaları da var bu seyahati sırasında. İngiltere'den buraya mesajlar geliyor haliyle. Yani o konuşmalar, seçim atmosferi burada olduğu için buraya geliyor. Bu da bana bir enteresan durum gibi geldi. Ne diyorsun Ersin Tatar'ın İngiltere temasları hakkında? Yani açıkçası seçim burada. Seçimde adaylara oy verecek olan insanlar da burada. Dolayısıyla bu aşamada yurt dışında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerle tabii ki temas edilmesinin anlamını da söylemiyorum. Ama şu anda zamanı mıydı? Çok bilmiyorum. Yani doğru zaman neydi mıydı ya da? Amaç? Yani oradan işte burada artık konuşulmuyor federasyon demek miydi örneğin? Burada artık işte kimse İngilizler federasyondan bahsetmiyor. İşte o yüzden iki ayrı devlet Avrupa Birliği çatısı altında bunu konuşmaya başlamalıyız falan gibi bir şey mi? Nedir altında yatan neden bu seyahatin acaba? Yani o dediğinin kim için şey düşünmek lazım. Bu söylediğin kime fayda eder ya da hani kimi etkiler, İngiltere'nin şu anda ne düşündüğü, İngiltere'nin ne düşündüğünün ya da İngiltere'nin Kıbrıs sorunundaki dış politikasının hiç değiştiğini ya da Kıbrıs sorununun İngiltere'nin gündeminde hiçbir zaman çok böyle öne çıkan bir mesele olduğunu açıkçası ben görmedim. 8 yıla yakın bir süre boyunca İngiltere'deydim. Çok yeni döndüm. Farklı farklı şehirlerde yaşadım. Bir kere bile Kıbrıs'la ilgili ve orada çok yakinen takip ettim İngiliz siyasetini. Yani bir serde gazetecilik var. Sürekli hep açıktı. Bütün gündem neydi? Hep takip ettim televizyonlardan. Ya okula okudum falan filan. Hiç görmedim öyle bir şey. Ya öyle bir Türkiye, hele de şu anda Brexit olmuş. Tam bir kaos var. Ne olacağı belli değil. Her şey muğlak. Ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Kıbrıs, İngiltere'nin siyasetinin hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla İngiltere'nin
ki zaten federasyonun konuşma, doğrudur federasyonu konuşmuyordur İngiltere ama Kıbrıs'ı konuşmuyordur muhtemelen. Hani yani onun yanında iki devletli çözümü falan konuştuğunu zannetmiyorum İngiltere'nin. Yani bilmiyorum neden hani şu anda herhalde Ulusal Birlik Partisi'nin de kendine göre bir sebebi vardır bu yurt dışı ziyaretiyle ilgili olarak ama keşke burada olsaymış Ersin Tatar bu süreçte. Bence çok daha iyi olurdu. Yani kendisinin şu anda bütün bu olup bitenle olup bitenlerle ilgili fikirlerini de daha net, daha iyi duyabilirdik o zaman. Duyamadık birazcık böyle hani bir açıklama yaptı. Giderayak galiba gitmeden miydi? Gittiği gün müydü hatırlayamıyorum şimdi. Sonrasında da hep başka konulardaki açıklamalarını gördük. İşte İngiltere ile ilgili şeyler söyledi. Keşke burada olsaydı da hani biraz daha bir başbakan olarak daha çok şey duysaydık ondan. Şimdi tabii cumartesi günü de yuvarlak masa toplantısında olacak. Türkiye'li yetkililerle birlikte, Kudret Özersay'la birlikte. Dolayısıyla hani oradan da dönüşünde yapar mı açıklama, bu konulara değinir mi? Artık birazcık tansiyon düşmüş gibi görünüyor. Özellikle Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra yeni bir kriz patlamazsa, yeni bir krize evrilmezse. Şimdilik durum bu. İngiltere temaslarına dair tak bültenini her gün sen de tarıyorsundur eminim. O işte reflekslerle haber takibi için. O bülteni tararken, daha doğrusu yani önüme düşen bir fotoğraf, acaba bu fotoğraf kasıtlı mı çekildi diye baktım. Sonra bir baktım, devlet ajansı tak servis etmiş. Az önce de paylaştım sen gelmeden. Salondan bir fotoğraf, Gizem, verebilir miyiz? Bu fotoğraf karesinde sağ tarafta bak başbakanlık iki tane şey görülüyor. Başbakanlık forsuyla konuşuyor zaten. Başbakanlığa ait görseller, bayraklar, her şey tamam. Sağ tarafta bir bak orada UBP bayrağı. UBP işte dövizi, UBP posteri bir şeyi. Bayrak demek. Ben mesela yani izleyicilerimize de aynı şeyi söyledim. Herhangi bir partiden olsaydı başbakan ve orada herhangi bir partinin olsaydı bana yine aynı garipserdim bunu dedim. Orada bir UBP, yani o salondaki tüm Kıbrıslı Türkler UBP'li midir? Ya da işte oradan bir oy kaygısı olmadığı aşikarken niçin bir parti ibaresi orada kullanılma ihtiyacı hissedilmiştir? Bana enteresan geldi. Ve bu işte taktan bir fotoğraf karesiydi. Hani çünkü günümüzde her şey oluyor ya, ansızın evet, böyle bir iddia ortaya atmak için bir görsel paylaşılmış olmasın falan diye girdim tekrar taka baktım. Tak servis etmiş. Alabilirsin Gizemciğim. Salonda böyle bir UBP görseli de kullanılmış. Yani Ersin Tatar'ın zaten UBP genel başkanı olduğu biliniyor. Başbakan aynı zamanda. Bir önceki ziyaretinde böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Ersin Tatar'ın. Yani Tufan Erhürman gitse, orada başbakan olarak konuşsa ve CTP amblemi görsem yine aynı tabii şekilde ki garipserim. Onu bir kez daha hatırlatayım ama bu bana mesela garip geldi. Hani doğal bir seçim satım halindeyiz. Hani doğal bir refleks mi artık bilmiyorum. Yani olmaması gereken bir şey orada onun. Yani orada çünkü seçim propaganda çalışması değil. Yani en azından hani basına servis edilen o değil, değil mi? Yani orada işte Kıbrıslı Türklerle ilgili temas yapmak üzere orada. Bir takım siyasilerle görüşmüş başbakan orada. O, Kıbrıs meselesi gündemde falan filan. Dolayısıyla bir UBP etkinliği değil bu. Neden oraya koymuşlar? Hani bunu belki geldiğinde ona sormak lazım. Sorabiliriz. Sormak çünkü lazım. Gerçekten merak ettim. Ersu Ekrem iki gündür bize yorumlarıyla, eleştirileriyle yayına destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bir katkıda bulunmuş ve demiş ki sadece eski milletvekilleriyle değil, şimdiki milletvekilleriyle de görüştü. Eski muhafazakarların başkanı Lord Duncan Smith'le vardı diyor Ersin Tatar'ın görüştükleri arasında. Olabilir. Teşekkür ederiz katkınız için. Onlarla da görüştü. Yani pek çok kişiyle görüştü aynı zamanda. Onun da hatırlatmasını yapalım. O temaslardan işte yani ne mesajlar veriliyor ya da oraya mı veriliyor, buraya mı veriliyor noktasında özellikle o UBP logosunu gördükten sonra ben birazcık daha bunun seçim öncesi yapılan bir ziyaret olduğu ve bu maksatla yapıldığını ama yer yanlış gibi. Şu geldi hemen aklıma sen konuşurken. Belki mesaj UBP'nin içine verilmeye çalışılıyor. Ne deniliyor yani? Yani hani
biliyoruz ki şu anda UBP'nin içerisinde bir takım sıkıntılar var. Ve Ersin Tatar'ın adaylığından hoşnut olmayan, açık açık bunu, bizim yorumlarımız değil bunlar, açık açık söyleyen milletvekilleri de var. Dolayısıyla da bir de YDP var bir yerde. Hani alttan ben bunu yazdığımda çok eleştiri aldım. Bir ama, de şimdi al bakalım ne diyeceksin merak ettim. O konudaki fikrim sabit. UBP içerisinden YDP'ye oy kaydırma çalışmaları yapan insanlar olduğu konusunda hala aynı fikirdeyim. UBP'den YDP'ye. YDP'ye, alttan. Ersin Tatar'ı orada istemeyenler ya da onun cumhurbaşkanı olmasını istemeyenler ya da parti içerisinde ki güç dengeleriyle oynayabilmek adına Ersin Tatar'ın seçimi kaybetmesinden kar elde edeceğini düşünenler YDP'ye doğru biraz oy kaydırmaya çalıştığını, kendi konuştuklarımdan, UBP'lerle yaptığım konuşmalardan ya da bana bir şekilde hani gidip gelen bu bilgilerden yaptığım bir yorumdur bu. Kişisel yorumum tabii ki. Dolayısıyla da hani sanki Ersin Tatar aslında genel anlamda bütün seçmene değil de UBP içerisinde kendisine karşı acaba diyenlere, acaba işte gerçekten Ersin Tatar'a değil de başka yere oy vermemiz mi lazım, yoksa partimizin içinde kalıp Ersin Tatar'ı desteklememiz mi lazım noktasında duran varsa eğer şu anda, belki onların Ersin Tatar'la ilgili görüşlerini ve kapasitesini, yapabileceklerini göstermek adına orada bir şeyler yapıyor olabilir Ersin Tatar. Yani işte şunlarla görüşüyoruz İngiltere'de, işte Cambridge'deyiz. Cambridge İngiltere'nin en iyi iki okulundan bir tanesi, Oxford'la birlikte. Oradan bir mezuniyetin altı çiziliyor tekrar. İşte Avam Kamarası'nda temaslar yapılıyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir takım açılımlar olabileceği görüntüsü veriliyor. İngiltere eliyle işte Muhafazakar Parti'nin seçim manifestosunda iki devletlikten bahsettiğini falan söyledi Sayın Tatar. Ona hiç vaktim olmadı ama girip bulmaya çalışmak istiyorum seçim manifestosunu. Orada Kıbrıs var mıydı, ne vardı? Onu da merak ediyorum ayrıca. Ancak öyle okuyabilirim ben. İçe yönelik bir Tatar'ın gücünü yüksek gösterme girişimi olabilir belki. Olabilir. Bilmiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine, yani dediğim gibi yani bir amacı vardıysa da biz gözden kaçırdık, onu da öğreniriz elbette. Vardır yani bir şeyi diye düşünüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine dedik ki artık herhalde oy vermeyen çok az bir kitle vardır. Hı-hı. Ve artık böyle çok oy geçişleri olmayacak ama birkaç belirleyici şey var, ondan da bahsedelim istiyorum. Şimdi tüm bu krizler, onlar bunlar ama örneğin Demokrat Parti'nin ne yapacağı noktası, Serdar Denktaş'ın yaptığı açıklamanın ardından işte ilk turda işaret edilmeyecek kimse gibi yine parti genel sekreterinin açıklamaları vardı. Bir taraftan o, bir taraftan da bu Hüseyin Özgürgün'le ilgili Anayasa Mahkemesi'nin davası, orada ara emri alınması konusu, işte dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili süreçle alakalı olarak böyle bir durum da var. Şimdi bunlar belirleyici olur mu Ulusal Birlik Partisi üzerinde özellikle? Çünkü Özgürgün'ün orada bir kitlesi var mıdır? Hala işte bu dokunulmazlığın kalkması süreciyle alakalı yaşanan bir can sıkılma durumu ya da partiye bu konuda hala içerleme durumu, o oy kaymaları, senin az önce söylediğin YDP'ye oy kayabilir, bununla alakalı mıdır? Demokrat Parti'nin tavrı ne olur? Bu saatten sonra belirleyici olur mu o oy kaymaları ya da oranları ne olur acaba? Zaten biraz önce bahsettiğim birazcık da tam da buydu. Özgürgün kaynaklı bir, tabii bunu öyle bir iddiada bulunamam. Özgürgün'ün bunu hani sistematik bir şekilde kendi sempatizanlarını
YDP'ye kaydırmaya çalışıyor gibi bir iddiada bulunmam mümkün değil. Ama yani ama Özgür Gün'ün sempatizanı olduğunu bildiğim, bu sürecin en başından beri hep Özgür Gün'ün yanında olduğunu bildiğim, kayda değer miktarda bir grubun, bu çok büyük şeylerden bahsetmiyorum tabii ama yani kendi içinde kayda değerdir. Mesela onların YDP'ye oy vereceğini biliyorum ben birinci turda. Şimdi eğer onların oranı aslında oranı nedir onların bilmiyorum tabii ki, yani hani bunlar çok küçücük bir şey de olabilirler, biraz daha büyük bir şey de olabilirler ama zaten hani böyle küçük küçük bir takım bir şeylerin bir araya gelerek hani kartopu etkisi yaratabilme riski var UBP adına. Hani ondan bahsettim zaten ben. DP açıkçası bilmiyorum. Her ne söylersek DP ile ilgili havada kalıyor. Yani ertesi gün başka bir şey oluyor, sonra başka bir şey oluyor. Hani ancak geçmiş referansları kullanabiliriz DP ile ilgili yorum yapabilmek için. Bir önceki seçimde Eroğlu'na destek verdi Serdar Denktaş, hatırlarsın 2015'te. Bu seçimde ne yapar var bilmiyorum. Birazcık seçmeni serbest de bırakabilir gibi. En azından ilk turda öyle gibi olacak belki ikinci turda, ama Serdar Denktaş'ın açıklaması enteresandı. Yani aday olmayacağını açıkladığı o paylaşımda Hı-hı. sarf ettiği sözler enteresandı. Hı-hı. Bakalım ne olacak, göreceğiz o anlamda da. Yani ya da etkisi ne olur onu da göreceğiz ama zannediyorum seçim sonrası Ulusal Birlik Partisi'ni yeniden konuşuyor olacağız. Seçim sonrası Halkın Partisi'nde yeniden konuşuyor olacağız gibi bir tablo var. Hı-hı. Dolayısıyla sona geliyoruz yavaş yavaş. Hepsini konuşacağız yani. Hükümet ne? CTP'yi de konuşacağız. Yani çünkü başkanlar katılıyor. Başkanlar aday. Ne olacak göreceğiz. Hükümet ne olur? Bir erken seçim olacak diye düşünenlerden misin? Cumhurbaşkanlığı seçimi akabinde. Sanmıyorum. Hani yani seçimsiz bir yeniden hükümet kurma çabasına mı gider, yoksa UBP-HP devam eder mi? Yani bu hükümet niye bozulsun şu anda? Hani böyle çok hükümetin yani geçen programda bir sürü kriz vardı UBP ve HP arasında. İşte Cumhurbaşkanlığı adayı vardı, konuştuk bir ay önce, baktık biraz önce evet, şey bir ay önce konuşmuşuz. Ne bir şey daha vardı hani? İmar planı tartışması vardı. Evet. Şu anda sakin. Ha bilmiyorum seçim kaynaklı mı bu? Bir de Kudret Özdersay çok bilinçli bir şekilde anladığım kadarıyla hiçbir kendine belirlediği o ajandanın dışında herhangi bir konuda bir fikir beyan etmemeye çalışıyor. Bir seçim stratejisi muhtemelen. Dolayısıyla da hani bu sakinlik, bu sükunet aslında gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu çok bilmiyorum ama hani çok böyle yani örneğin Akıncı tekrar seçimi kazanırsa hükümet bu şekilde devam da edebilir. Erfurman seçimi kazanırsa hükümet gene bu şekilde de devam edebilir. Yani şey mümkün, matematik buna müsait. Yani hükümetin ya da ortağından birinin kazanamadığı durumda hükümet böyle devam edebilir. Kazansalar da yani UBP, Ersin Tatar, yani 3 kişiden bahsediyoruz. Hani eğriye oturup doğru konuşalım. Diğer adayların kazanmak gibi bir durumu yok. Dolayısıyla 3. kişi Ersin Tatar seçimi kazanırsa daha da güçlü bir UBP demektir bu. Yani tamam Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olur, ondan sonra bir başkanlık yarışı başlar, o neye evrilir onu bilmiyoruz ama yani sonuçta onu olur onu bilmiyoruz ama günün sonunda bu parti Cumhurbaşkanı çıkarmış olur, dolayısıyla da moral üstünlüğü vardır zaten. Hani bilmiyorum yani hükümetle ilgili böyle çok büyük senaryolarım yok. Ersoy Ekran bak ne demiş bizim az önce fotoğrafla ilgili konuşmamız üzerine. UBP'nin İngiltere Dostluk Derneği tarafından davet edilmiş ve o ziyaret öyle gerçekleşmiş, öyle düzenlenmiş. O yüzden orada bir UBP
logosu görmemizi doğal karşılamamız gerekiyor herhalde. Ersu Ekrem'in bu bilgisi ışığında başbakan olarak yaptığı ziyaret, yanında gazeteciler de var, resmi temaslarda da bulunuyor. Gene de olmaması gerekir yani kim tarafından. Nereden karşılandı bu ziyaretin masrafları örneğin, yani UBP'nin orada organize ettiği bir davetin oraya katılması mesela, yani benim yine de evet Ersun Bey bu konuda çok fazla oturmuyor aklıma, yani kim davet etmiş olursa olsun bir başbakan olarak orada olduğu zaman parti logolarının şeylerin orada olmaması daha güzel olur, daha şık olurdu. Hı-hı. Gerçekten sona geldik, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tutu'ya. Ederim. Bakalım bir aylık bir şey içerisinde seni almışım, bir ay sonra yine otomatik takvimlendirme yapar mıyız bilmiyorum. Ama bu süreç tarafında yeniden görüşeceğiz seninle. Çünkü yorumlayacak çok konu var ve birazcık bunları gazeteci gözüyle yapmak böyle dönemlerde kıymetli oluyor. Kırmadın geldin bir kez daha. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Konuğumu uğurluyorum ben. Birazdan buradayım, programın son bölümüyle ayrılmayın. Programın son bölümünde devam ediyoruz. Köşe yazarlarının gündemine bakacağız bu bölümde. Kim ne demiş gündemdeki konularla alakalı olarak. Biliyorsunuz cumartesi günü Kapalı Maraş'ın akıbetiyle alakalı konuyu pek çok boyutuyla ele alacak bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Ve o toplantıya hem Türkiye'den hem ülkemizden pek çok isim davetli konuşmacı olarak katılacaklar. Başbakan, başbakan yardımcısı. Bu toplantıda olacak isimler hem Ersin Tatar hem Kudret Özersel. Ulusal Birlik Partisi'nden Oğuzhan Asipoğlu da katılımcılar arasında olacak, avukat olması hasebiyle, ama başka partilerden kimse yok. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yok. Bununla alakalı konunun yankıları devam ederken sosyal medyada gündeme nasıl oturduğuna bakmıştık. Köşe yazarlarının da gündeminde o köşelerden biri Ferdi Sabit Soyer'in Diyalog gazetesindeki köşesi. Birbirimize sırt dönmek olmaz diyor Ferdi Sabit Soyer konuyla ilgili köşesinde. Onun yazdıklarına hızlıca bir bakalım bu konuyla ilgili neler söylediğine. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken maalesef başta Kıbrıs sorunu olmak üzere ülkemizi ve bölgemizi doğrudan ilgilendiren gelişmeler hakkında ciddi arayış sorgulama noktasından çok uzağız diyor. Seçimde kazanmak önemlidir ama esas ister kazan ister kaybet seçim sonrası toplumsal sorunlar için ortak aklı ve ruhu besleyebilmektir. Maalesef seçimlerde bir tek kazanmak öne çıkıyor. Böylece kazanmak için yaratılan kırılmalar toplumsal aklın içinde kaybolduğu derin yarıklara dönüyor. Kim kazanırsa kazansın seçim sonrası Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yaşayanların gönlünde oluşan enkazı kaldırma için çok efor harcamak zorunda kalacak. Bugün oluşan bu ortama dönük sorumlu kim diye bakmamak gerekir. Çünkü meşrebine göre herkese sorumluluk paylaştırılabilir diyor. Bu aşamada Türkiye siyasi yetkilileri madem Kuzey Kıbrıs'a vakıf konferansı için gelecekler, neden tüm adaylarla görüşmesinler? Neden o konferansta yalnız iki aday var? Sayın Tatar, Sayın Özersay, başbakan ve başbakan yardımcısı oldukları için mi? Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı, Sayın Erhürman Ana Muhalefet Partisi Başkanı ve Sayın Arıklı da meclise temsil edilen parti başkanıdır. Konuşulacak olan konu da Maraş ve vakıflar meselesidir. Eğer seçim öncesi böylesi bir konu bu darlıkla ele alınırsa, bilin ki Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun yaralanan gönül birlikteliğinin tedavisi kolaylaşmaz. Böylesi gergin bir zamanda birleştiriciliğe katkıyı büyük olan gönül zenginliği yapar. Bu Maraş ve vakıflar konusu da tıpkı diğeri gibi seçim işine kurban edilemez. Birbirimize kolay olarak sırt dönemeyiz diyor Ferdi Sabit Soyer. Bugün Diyalog gazetesindeki köşesinde. Aynı konu, yani Maraş konusu, Ulaş Barış'ın Kıbrıs Postası'ndaki köşesine yansıdı. Aklıma takılanlar köşesinde Ulaş soruyor ve diyor ki 3 puanı kime yazıyoruz? Çünkü bu Maraş konusu Kudret Özersay'la anılıyordu. Programın başında söyledim, bununla alakalı yorumlar da vardı. Şimdi ise Ersin Tatar'ı da mı anacağız? Ulaş Barış şöyle demiş. Zaten imkansız olan tek taraflı Maraş adımının gövde gösterisi olan bu toplantı olsa olsa seçim marifeti olabilir, başka da bir şey değil.
diyor ve bu konuyla alakalı olarak velev ki ben yanıldım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetiyle Türkiye uluslararası hukuk kararlarına dünyanın tepkisine rağmen Maraş'ı açmak için adım attılar. Büyük tantana ve başarı öyküsü olarak sunulacak olan bu adımın puanları hangi güzide adayımıza yazılacak diye soruyor. Başbakan Ersin Tatar'a mı yoksa Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a mı? Sonuçta ikisi de aday ama galibiyet için bir tane 3 puanımız var. Bölemeyiz. Ayrıca 3 asal sayıdır. İstesek de bölemeyiz diyerek konuyu esprili bir şekilde ele almış. Birleşmiş Milletler'in 550'si ya da 789'unu da hatırlatmış. Sevgili hükümetimizin bu son marifetleriyle birlikte harekete geçen 10 Ekim 2019'da söz konusu kararlara atıflar yaparak açamazsınız diyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kim takar, kimse diyor. Ama dediğim gibi bir an için hepsini boş verin diyelim ki bu adım atıldı. 3 puanı kime yazıyoruz? Ersin Bey mi yoksa Kudret Bey mi? İşte bütün mesele budur. Yani Maraş'la ilgili atılan bu adımı ve Türkiye'den de gelecek yetkililerle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısını seçim öncesi atılmış bir adım, seçim öncesi bir manevra, bir hamle olarak değerlendiriyor Ulaş Barış bugünkü köşesinde. Havadis gazetesinden Mehmet Moraket ise oldukça enteresan bir konuyu mercek altına almış, incelemiş ve bizim de programda konuğumla, Tümay Tuğyan'la konuştuğumuz o İngiltere'de de artık kimse federasyondan bahsetmiyor şeklindeki sözlerin temeli olan konuyu taşımış. Bugün köşesindeki başlıklardan bir tanesi Mehmet Moraket'in bu da seçim çarpıtması diyor Mehmet Moraket. Başbakan Ersin Tatar 2 ayın içinde İngiltere'ye ikinci gidişinde dehşet bir bilgiye ulaşmış demiş. Neymiş? Muhafazakar Parti'nin manifestosunda bile artık Kıbrıs için iki devletlilikten söz edilmiyormuş. İncelediğinizde çok ilginç şeyler yazıyor orada. Kıbrıs'ta iki devletten bahsedildiğini öğrendim bugün şeklindeki açıklamasını hatırlatmış Ersin Tatar'ın. Ve o manifestoda İngilizce olarak ne yazdığını bugün taşımış, Türkçe mealine de yer vermiş. O manifestoda Türkçe olarak şu yazıyor: tüm dünyada ve Kıbrıs, Sri Lanka ve iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğümüz Orta Doğu gibi mevcut ve geçmiş çatışma bölgelerinde uzlaşma, istikrar ve adalete ulaşma adına uluslararası girişimleri desteklemeye devam edeceğiz yazdığını söylüyor. O İngilizce metne de yer vermiş, Türkçesine de yer vermiş. İlk bakışta Kıbrıs için de mi iki devletlilik dedik? Yok. Cümle öyle değil, sadece Orta Doğu için kastediliyor. Yine tatmin olmadık. Sonuçta Cambridge'den mezun olan, bunu her fırsatta reklam eden Ersin Tatar bu cümlenin asıl anlamını bir görüşte anlamalıydı. Döndük bu defa manifesto ile ilgili tartışmaları araştırdık. Kısa sürede aradığımızı bulduk diyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı 4 Aralık 2019'da bir basın açıklaması yayınlamış. Kesin bir dille açıklık getirmek gerekirse iki devletlilikten bahsedilen bu bölümde yalnızca Orta Doğu'daki İsrail-Filistin olayına atıfta bulunmak amaçlandı. Sri Lanka ve Kıbrıs'la ilgili söylem bölünmüş toplumların barış ve uzlaşmasını desteklemek için mevcut çabaları sürdürmekti şeklinde bir metin olduğuna da dikkat çekiliyor. Seçim zamanıdır diyelim. Gerçekler propagandaya kurban gitmiş diyelim, ne dersek diyelim, her duyduğumuza hemen inanmayalım. Böyle günler ihtiyatlı davranmayı gerektiriyor diye de eklemiş deneyimli duayen bir isim Mehmet Moraket. Yani her duyduğumuza inanmayalım. Malum seçim ortamı, dilin de kemiği yok, söylenebiliyor bunlar demiş. Üşenmemiş, araştırmış, metinleri bulmuş. Bugün de köşesinde paylaşmış, aktarması bizden efendim. Siz aktardığımız tüm bu köşe yazılarının tamamına, bu programda belli bölümlerini paylaşıyoruz, tamamına siz lütfen yazarların gazetelerini satın alarak, yazdıkları gazeteleri satın alarak ya da sitelerine tıklayarak ulaşın, okuyun, yerel basını destekleyin. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Programda sona geliyoruz. Paranın durumuna, havanın durumuna bir bakalım.
Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Veda ediyoruz. Yarın saatler 7.30'u gösterdiğinde yine burada görüşüyor olacağız. Günün getirdiklerinde bugüne dair de o zamana dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın efendim.